Hoş geldiniz. Ardeamento dergisinin kapakları benim için kapak konuları üzerinden derginin birer işaretidir. Ardeamento dergilerinde konuyu kapakta anlatmadım. Konuyu kapakta hikaye etmedim. Konuyla doğrudan ilgisi olmayan konunun açılımlarıyla oldukça kişisel bağlar kurarak okurun dergiye yeniden ve belki de farklı bir gözle bakmasını sağlayabilmek de istediğim. Derginin içinden çıkan değil, derginin dışından gelen, dergiyi zenginleştirdiğini düşündüğüm bir şeydir bu dergi kapakları benim için. Cazibeyi, her bir dergi kapağının kendisinde aramaktan çok dergi kapaklarının bütününün etkisinden doğacak ve derginin kendisine yönelecek bir tasarım anlayışında aradım. 27 yıl boyunca 300 sayıya ulaşan dergi kapaklarında tarz değişikliği gibi görünen farklılık derginin editoryal yapı değişikliğinin kapak tasarımına yansımasıdır. Aredemento'nun dekorasyon dönemindeki kapaklarını profil konusu olarak işlenen mimarların, tasarımcıların, sanatçıların her biriyle onların portrelerini onların işleriyle ilişkilendirerek yaptım. Aredemento'nun mimarlık döneminde ise kapakta işlenen dosya konularının metaforik karşılıklarını nesnelerde aradım. Ve o nesnelerin kapak kağıdının üstüne konmuşçasına çekilen fotoğraflarında. Kapak konusuyla hazır nesne arasında kurduğum bu kişisel ilişki sonucu, nesnenin konuya ve kapağa yaptığı etki kadar, konunun da nesneye etkisinden söz edilebilir, dolaylı olarak o nesnelerin içerdiği anlamların dönüştüğü, hatta değiştiği vurgulanabilir. Kapağa çıkardığım o nesne artık o nesne değildir. Yakın bir dostumun dediği gibi aredemento kapaklarında içeriği kapağın sırtında taşıtmak yerine içeriği dansa kaldırdığım söylenebilir. İlk sayı Şubat 1989 kapak konusu Alessi. Alessi kahve makinesinin kapak zeminini kaplayan çizimleri, üstünde fotoğrafı ve bir başka çizimi. Kenardan bizi gözetleyen tasarımcısı Alessandro Mendini. kapak zeminini kaplayan sandalye desenlerinin üstünde eski ve yeni birer sandalye karşı karşıya. Kapak konusu sandalye. Sağ alt köşedeki Raymond Loewy portresinin dışında kalan zeminde Loewy'nin tasarımlarının çizimleri uçuşuyor. Kapak konusu Raymond Levy. 80'leri 80'ler yapan insanlar, mekanlar, nesneler, danslar ve diğerleri kapak yüzeyinde geziniyor. Kapak konusu 80'lerde tasarım. zemini kaplayan Da Vinci portresi üstünde dolaşan Da Vinci'nin endüstri tasarımları. Kapak konusu Leonardo'dan endüstri tasarımları. Akille Castiglioni çizimlerinin bantı, Castiglioni portresinin ağzını kapatırken, ürünleri de portrenin üstünde sallanır. Frank Lloyd Wright'ın yaptıkları yapıtları zemini kaplayan yüzünün orasında burasında. Benim konu edildiğim kapak. Hem kendimi kovalıyorum, hem kendimden kaçıyorum. Münih'te birinci uluslararası kiosk sanat bir sergilenen Self Promotion isimli çalışmamın fotoğrafı üstünde üç ayrı işimde kullandığım ellerden alıntılar. Elinizi kapatıp açtığınızda kaybettiğiniz parmak kazandığınız zaferin bedeli oluyor. Bruno Munari'nin İki kare ve iki dikdörtgenden yaptığı yüz kendi yüzünün üstünde. Kapak konusu Bruno Munari. Kapağın büyük bir bölümünü kaplayan Behruz Çinici'nin çizdiği otoportresinden kalan çok kısıtlı alana sıkışmış işleri. Peter Eisenman'ın fotoğrafı yapıtlarını gösteren konstrüktif formlarla iç içe. Yapıtlarını baş tacı eden Mario Botta Robert Venturi'nin konuşkan mimarisi konuşma balonlarında. Profil konusu Venturi ve şürekası. Nezih Eldem'in kendi çizdiği portresinden göz detayı, kendi fotoğrafının üstünde, kendi yapıtı Eski Şark Eserleri Müzesi'nin önünde tepede kendi yaptığı heykelli. Turgut Cansever'i işlerinin fotoğraflarıyla jonkler olarak göstermiştim. Yayın yönetmeni değiştirmemi rica etti ve sonra kollarını kavuşturmuş munis bir canseverin kucağına fotoğrafları tutturdum. Mehmet Konuralp yapıtları arasından bize poz veriyor. Tasarladığı Işık Kilisesi'nin ayrıntılarının arkasında yapıtının tanrısı Tadao Ando. Terry Farrell kendi silüetinden çıkan yapıtının içinde. Yapıtlarında sürekli kullandığı balık figürüne eklemlenen Franco Geri profili. Bir çiziminin detayından azizlik haresi edinmiş Norman Foster'ın bir keyif anı. Burada bir dizi profil olarak kabul edilen kişilerin kendileriyle hesaplaşma kapaklarını göreceksiniz. Bu kapakta Mies kendi resmini yapıyor, kendi kendini oluşturuyor. Profil Ludwig Mies van der Rohe. Emanuele Lutsati kendi maskesinin arkasında. Richard Mayer'ın portresi gözlüklerinde tekrar ederek küçülüyor. aynı başta toplanmış üç farklı Jean Nouvel portresi detayı. Birbirini süzen iki ayrı Deniz Lastin. Fotoğraftaki portresini tişörtünde tekrar ettiğim anarşist mimar Lebius Woods. James Sterling kendisiyle dertleşiyor. Burunları kendi yaptığı gök kafesin tepesinde birleşmiş, gözleri o dönem herkesin gözüne batan o yüksekliğe dalmış, kendi çizimi ve fotoğrafıyla Doruk Pamir. Gururlu otoportresinin arkasında ürkek grafik tasarımcı Roman Çiyesleviç. profil olarak konu edilmesine karşı olduğum Merih Karaaslan. Kapak yapmam için gönderilen fotoğraflarını olduğu gibi kapağa koydum. Dergi logosuna da renk vermedim. Doğan Tekeli ve Sami Sisa portreleri yanak yana. Ersen Gürsel'in kendini kendinden doğurması üç ayrı bakışıyla geçmişi, bugünü ve yarını. Çok katlı mimarinin önemli ismi Kevin Roche çoğalarak büyüyen portresinin içinde kaybolan İlhan Koman. Kapağın kenarında tek başına biraz mütevazi, biraz mahcup ama gururla yapıtına bakan Kenzo Tange. Bu kapak böyleydi. Yayın yönetmeninin ısrarıyla böyle oldu. Profil konusu Ankara'nın simgesi olduğu iddia edilen Atakule'nin mimarı Ragıp Buluç. Farklı kalınlıktaki paralel bantların içinde Richard Rogers portresi. Yuvarlak bir delikten yuvarlak gözlüklü tek gözünü dayamış bizi gözetleyen Peter Cook. Kapaktan çıkıp giderken son anda yakalanmış Umursamaz Carlo Scarpa. Ünlü yuvarlak gözlüklerinin altında kalanları çıkartıp attığım Philip Johnson Soyadının ilk harfinin içinde saklanan Bernard Tschumi. başını elinde tutan Santiago Calatrava fotoğrafı sadece dekupe ettim. Üçgen portresini iki elinin arasında tutan Andrea Branzi kare portresini parmak ucunda tutan Abdurrahman Hancı. Üste fütursuz bakışlı portresi ve altta ona eşlik eden iki eliyle Tuncay Çavdar. Melankolik, neşeli, içkiyle ahbap grafik tasarımcı Altın Altıntaş'ın eli yanağında aylı, yıldızlı düşler alemindeki hali. profil olarak konu edilmesine karşı olduğum bir başka mimar. Erkut Şahinbaş. Kollarını kavuşturduğu fotoğrafında başını sallatarak yüzünü görünmez kıldım. Uzattığı saçıyla prensini bekleyen galerici Rabia Çapa. başını avucunun içinde taşıyan mimarlık fotoğrafçısı Baltazar Korap. Başını parmaklarının ucunda taşıyan sanatçı Erol Akyavaş. Bu iki kapağı kendi portre fotoğraflarındaki el ve baş ilişkilerini koruyarak tasarladım. kendisini kendi ellerinde sunan utarit izgi. Yapıtlarını ve kişiliğini olumlu anlamda dikenli bulduğum yakın dostum Haydar Karabey. Karabey yaptığım bu kapağa itiraz etti. Hatta yayın yönetmenine şikayet etti. Aynı portrenin konturlarını yumuşatarak bunu yaptım. Bu defa alındı. Sonunda itiraz ettiği bu ilk kapakta anlaştık. Massimiliano Fuxas'ın rahatlığını kollarını kavuşturma pozisyonunda rahatsızlığını tişörtünün içine sakladığı portresini de gösterdim. Christian de Porzampar'ın ellerine yaptırdığım yün tutma hareketiyle mimarisindeki sabrı, sükuneti ve kendiliğindenliği vurgulamak istedim. Bu dönemden itibaren Arredamento dekorasyon ismi, Arredamento Mimarlık oldu. Kapak tasarımı da dosya ya da kavram konusuyla kapakta yer alan nesne ya da nesneler arasında kurduğum metaforik ilişkilerle bugüne kadar geldi. Bu yeni dönemin ilk kapaklarından. Dosya konusu okul yapıları. Arkada lokma tatlısı topları Önde trüflü çikolata topları. Kavram konusu mimarlıkta toplumsal adanmışlık ve sorumluluk. Üstü renkli doğa desenleri kaplı kağıt peçeteler. Dosya konusu sanal doğayı üretmek. Saksıdaki Ficus Benjamin hafif gölge, sıcak ve nemli ortamları sever. Yerinin değiştirilmesinden hiç hoşlanmaz. İklimlendirme dosyası. Plastikten altın yaldıza boyanmış küçük bir Atatürk büstü. Dosya konusu Atatürk Türkiye'si. Ahşap çerçevesi içinde bir bilek güreşi fotoğrafı. Ankaralı ve İstanbul'lu mimarlar dosyası. Bir tasarım nesnesi olarak kurşun kalemin böyle bir çekiç karşısındaki zavallılığı. Dosya konusu Marmara depremi. yine bir çekiç ve onun sap malzemesinden yapılmış kurşun kalemler. Dosya konusu deprem sonrası mimarlık. Beyaz el beyaz eldiven giymeye çalışan bir siyah el. Güney Afrika'da mimarlık dosyası. Bana hediye getirilen bir lastik bulaşık eldivenini kurutma eli. Mimarlıkta avantgard dosyası. Aynı elin soyutluğuyla gerçek el heykelinin somutluğu yan yana. Dosya konusu Darwinizm ve mimarlık. kar küresi içinde içindeki bir jonglör eli. Dosya konusu interaktif tasarım. Kalıp almak amacıyla kilden yapılmış işaret parmağı kırık bir el modeli. Arap dünyasında barınma kültürü eklemleri hareketli ahşap elin hareket çekme hali. Bu turizm dosyası. Putlaştırılmış el, anıtsallaştırılmış devrim. Komünist ideolojiyi anlatan bu sol elin alçıdan kopyasını yaptırdım ve elin kendisine tutturdum. Yani bu sol el kendi yumruğunu kaldırmıyor, heykelleştirdiği ve putlaştırdığı yumruğu kaldırıyor. Dosya konusu Stalin döneminde mimarlık. Üç yıl sonra yine bir başka elin alçıdan kopyasını aldırttım. Sonra orijinal el kendi kopyasını taklit etti. Yani canlısından bir cansız yaptırdım ve canlıyı cansıza benzettim. Üstteki taklit, alttaki kopya. Kavram konusu taklit. <laughs> Tuğla desenli kumaştan bu kapak için diktirttiğim kravat. Çağdaş mimarlıkta tuğla dosyası. Kapak konusu Türkiye'de milliyetçilik. Kim gördüyse Türk bayrağı zannetti. Konuşmalarımda bu nedir diye sordum. Herkes Türk bayrağı diye cevap verdi. Kenarından beyaz kumaşın gözüktüğü katlanmış kırmızı kumaşın görüntüsünü Türk bayrağı olarak algılamaktır milliyetçilik demek istemiştim. Bir çift Tokyo. Dosya konusu Tokyo şehri. Bir çekecek dosya konusu Çek modernizmi. İki ızgara köfte. Kavram konusu mimarlıkta ızgara. Bir dilim zaher pasta. Dosya konusu Avusturya mimarlığı. Bir dilim cevizli baklava. Kavram konusu ulusallık, ulusalcılık. Dekoratif formlarda kestiğim pastırma dokusu. Dosya konusu Kayseri'de güncel mimarlık. Üç adet sosisli sosis dosya konusu yeni Alman mimarisi. Ve yanında bir kadeh bira. Amerikanizm dosyası. Bir büyük bardak köpüklü bira ile bir küçük bardak vişne likörü. Dosya konusu anıt. bir Coca-Cola şişesiyle bir şarap kadehi yan yana. İkisinin de içindekiler aynı renk. Şarap kadehindeki yoksa Coca-Cola mı? Küresel kentte mimarlık dosyası. Bir böceğin ters dönmüş cam bardaktaki hareketi sınırlanmış hali. Dosya konusu cezaevi tasarımı. arıların başka bir cam bardak içindeki hareketli hali. Stadyumlar, arenalar, hipodromlar dosyası. Çay dolu bir çay bardağı ile çay bardağı biblosu. Dosya konusu Dünya Kentsel Dönüşüm Atlası. Bir Türkiye Cumhuriyeti bardağı. Milliyetçi kültür politikaları ve Türkiye dosyası. Kırık sapı renkli plastik malzeme ile tamir edilmiş antika bir çay fincanı. Dosya konusu tarihsel yapılar ve bütünleme. çok sayıda çok çeşitli ters dönmüş maklar. Dosya konusu demokrasi ve mimarlık. Bir dilim kavun, bir parça beyaz peynir ve bir duble rakı. Dosya konusu nerede o eski mimarlar? Peçete üstü, peynir, üzüm, şarap. Kamusal mekanda beslenme ve alkol dosyası. Üstünde logosu olmasa da şişe aidiyetinin anlaşılması. Dosya konusu mimarlık ve küreselleşme. aynı şişeye giydirilmiş ondüle kağıttan kılıf. Dosya konusu çağdaş mimarlıkta bezeme. Aynı şişenin üstüne atılmış parlak kırmızı örtü. Son anda şişenin yerine yapay bir penis koydum. Görünen sonuç aynı oldu dosya konusu cam ve çelik örtü sistemleri. Pembe ipeksi bir kağıt ambalaja sarılı, Roman rakamlı mezure ile bağlı, ne olduğunu unuttuğum bir nesne. Dosya konusu mimarlık ve delilik. şişesinin içindeki jelibon şekerlemesinin iç bayıltan kıvrımları. Dosya konusu panorama müzeler ve Topkapı'daki yeni örnek. GDO'suz yemle beslenen tavuklardan çıkmış yumurtalar özel kabının içinde. Dosya konusu yeni bir kent yaratmak. Bir büyük böcek savar kolisi kapağında dikkat sıcaktan ve donmaktan koruyunuz yazıyor. Dosya konusu mimarların kendi evleri. Bir adet perdelik kumaş kartelası. Mahremiyet dosyası. iPhone ekranında kablolu telefon. Dosya konusu sosyal medya ve mimarlık. Kübik yapı formundaki Kabe'nin üzerine örten ve kutsal kabul edilen siyah örtüyü, kendi uçları üzerinde duran ve her an havalanacakmış gibi görünen şeffaf bir tüle dönüştürdüm. İslam ve Çağdaş Mimarlık Dosyası kurşun kalem, tükenmez kalem ve dolma kalem. Kapakta bu üçüyle yapılmış bir A var ama A yazısı yok. Mimari yapıların yazı ile ilişkilerinde gördüğüm probleme bir önerme. Dosya konusu yazı ve mimarlık. Renkli boya kalemlerinin arasında tütününe esrar karıştırılmış sigaralar. Dosya konusu 68 kuşağı sanatta, tasarımda, mimarlıkta. Kapak yazısına müdahale ederek United People of New York'a dönüştürdüğüm bir Amerikan pasaportu. Dosya konusu New York. üzerinde hiçbir müdahale yapmadan kullandığım bir Türkiye Cumhuriyeti hususi pasaportu. Dosya konusu kapalı siteler. Boyun kısmı biraz uzamış altın renkli bir büyük Atatürk biblosu. Dosya konusu rekonstrüksiyon. Neden? Aynı Atatürk biblosunun üstünde Atatürk sonrası ulusalcı dönem mimarı olarak bilinen Paul Bonas maskesi. Dosya konusu Paul Bonas ve Türkiye. Klişeleşmiş bir siyah politikacı şapkası. Mimarlık ve politika dosyası. büyük ve kalın bir siyah dosya. Dosyanın konusu Ankara'yı yeniden okumak. Dosya konusu yasak. Kapağın tamamını kaplayan siyah bir küre. Dosya konusu ölüm için tasarım, her şeyin sonu, mimarlığın başı olabilir mi? Bir önceki kapaktan 12 yıl önce benzer bir dosya konusu. Ölüm ve mimarlık. Kırmızı bir lastik top ve kırmızı bir yün topu. Dosya konusu mimarlıkta bilimsel analoji. Batı'dan Çin'e gitmenin uzun süren uçak yolculuğu gerektirmesi nedeniyle bir uyku maskesi. Dosya konusu Batılı mimarlar Çin'de Le Corbusier'in ünlü gözlüğünü aldığı Venedikli gözlükçüden alınmış gözlükle bir Venedik maskesi. Dosya konusu 10. Venedik mimarlık bienali. Her baktığımda çok ayaklı siyah bir örümceği hatırlatan güneş gözlüğü yığını. Dosya konusu mimarlar, skandallar, sansasyonlar. Ambalajında bir müzikli kondom kullanıldığında You Are My Sunshine, My Only Sunshine, You Make Me Happy şarkısı çalıyormuş. Dosya konusu mimarlık ve cinsellik. Yazılmayı bekleyen boş kağıtlar, yapılmayı bekleyen boş kitaplar. Kitap tasarımı dosyası. Her biri yaklaşık 2000 sayfalık, iki ciltlik bir kitap maketi. Dosya konusu mimarlar, otobiyografilerini yazıyor. Ortaya karışık bir et dava, Melez hibritlenme dosyası. Farklı mevsimlerin farklı meyveleri aynı cam kasede. Dosya konusu mevsimler, ritmik ve aritmik doğada mimarlık. M, I, R, A, L, K harflerinin metal şablonları. Dosya konusu üniversitede güdümlü mimarlık. Aynı harflerin kırtasiyecilerde satılan süslü ve üç boyutlu ambalajlı halleri. Dosya konusu gösteri ve mimarlık. Esnekliğiyle farklı eğriler oluşturulabilen lastik cetvelin ambalajlı hali. Dosya konusu Giovanni Battista Piranesi. Çok renkli bir yapbozun bozulmamış, ambalajlı hali. Dosya konusu mimarlıkta akademisyen olmak. Bir büyüteçten içindeki başka bir büyütece bakmak. Dosya konusu mimarlıkta süreli yayınlar. Boş bir büyük bardak içinde viski dolu küçük bir bardak. Anıt ve anıtsallık dosyası. Kes katla yap yöntemiyle kartondan ev yapmak. Dosya konusu sefalet ve mimarlık. bir boş koli yığını. Dosya konusu mülteciliğin mekansal halleri ve kamp kent. Gezi döneminde yapılmış bir kapak. Gelişmesi için havaya ve güneşe olan ihtiyacından ve üstünde hissettiği baskıdan tepesindeki logoyu bile fırlatıp atan bir avuç bitki filizi dosya konusu parklar ve çapulcular. Gezi olayları sırasında alınıp bana hediye getirilen bir tuğla. Dosya konusu kuyur ve mimarlık. Hafif şaşkın bir hacı yatmaz dosya konusu sürdürebilirlik ve mimarlık. Bir tasarımcı ile bir fotoğrafçı konsepti çocuklarınızı bunlardan uzak tutun olan bir ajanda yapmıştı. İçinde tek gözlü, pos bıyıklı, dövmeli erkeklerin ve çeşitli yaratıkların fotoğrafları vardı. Hepsi inanılmaz yaratıcı oyuncaklardı sadece bize benzemiyorlardı. O yaratıklardan biri de buydu. Ajandayı yapanlara gösterdiğim tepkiyi kavram konusu öteki olan bu kapağa taşıdım. Ucu içinde olmayan bir kalem. Mimarlıkta Ütopya dosyası Aynı kalemin fotoğrafıyla bir yazma çizme gayreti. Dosya konusu mimarlıkta temsiliyet. Çok fonksiyonlu bir İsviçre çakısının bıçağıyla tek fonksiyonlu bir bıçak arasındaki kullanışlılık kalitesi farkı. Dosya konusu mimarlar mimarlık dışında 12 yıl sonra benzer bir kapak konusu aynı çakının makasıyla Solingen marka bir makas yan yana dosya konusu mimarların tasarımları Üylü ve türlü bir dönem şapkası. Kavram konusu tarihselcilik. <laughs> Büyük İskender Büstü'nün genellikle görmediğimiz bir yanı. Dosya konusu tarihi ne yapsak? iki mandal yardımıyla göz kenarlarına müdahale ettiğim giyinmiş kuşanmış bir oyuncak bebek. Dosya konusu Uzak Doğu metropolleri Seul, Şangay, Tokyo. Meleklik kanatlarından biri kırılmış şeytan biblosu. Dosya konusu savaş ve mimarlık kesilmiş kırmızı soğan dilimlerinde Moskova'daki soğan kubbeleri görmek. Dosya konusu Moskova. Büyük beden bir sütyen. Dosya konusu kubbe. Ambalajında bir Barbie Prenses Popstar. Kavram konusu Yeni Osmanlıcılık. Kapağa sığdırılmaya çalışılmış bir puf. Dosya konusu Mimar Sinan mitolojisi. köpek, ev, insan, araba formlarında çeşitli kurabiye kalıpları. Dosya konusu: Türkiye'de metropol dışında mimarlık öğretimi. Bilgisayar öncesi mimarlık malzemeleri bir arada. Dosya konusu: Bilgisayar ortamında mimarlık. Ekmek kızartma makinesinde balık kızartılır mı? Kavram konusu mimarlıkta absürt ve saçmalamak. Bizi hayal ettiklerimize götürmesi için katlayarak yaptığım kağıttan kayıklar. Dosya konusu mimarlığın maket hali. mimarlık sözcüğünün baskı klişesi. Dosya konusu mimarlık klişeleri. Bir anti kapak kapağı. Dosya konusu grafiti. Kapağın üstüne konmuş 150 adet yaş günümumu. Dosya konusu 150. sayı. Her baktığımda bir kuğu gördüğüm 1 adet 2, 2 adet sıfır rakamı. Kapak konusu 200. sayı. bazı noktalarını çıkarttığım ambalajında kırmızı çıkartmalar. Dosya konusu 250. sayı. Harf kalıplarından çıkmış üstü pudra şekeri, limon kabuğu ve limon suyu ile yapılmış glazürlü limonlu pastalar. Kapak böyleydi ve tam o sırada Memleketin hali çok fenaydı. Memleketin o kötü şartlarından etkilenen bu minik pastalar, kutlamak için yapıldıkları 300. yaş gününde bu hale geldiler. Bu sayının basılmasından yaklaşık bir hafta sonra ise 27 yıllık yayıncısı Arredamento Mimarlık dergisini memleket hallerinin yarattığı Zorunlu nedenlerle kapatmaya karar verdi. Dosya konusu 300. sayı. 300 sayı boyunca kapak tasarımlarını uygulayan Bilge Barhana, Esin Seven, Pınar Akkurt ve Barış Akkurt'a 197 sayı boyunca kapak fotoğraflarının çoğunu çeken Fethi İzan ve Serdar Tanyeli'ye ve her kapağın arkasından koşuşturan ve kapakların zamanında dergiye gitmesini sağlayan Kaan Gözen'e ve geldiğiniz için sizlere teşekkür ederim.